fazla enerjiden. Ey şehri İstanbul, bugün sana bir deniz kenarından baktık. Var mısın? Poşet varsa kameraya geçir. Su altında değil mi? Sahil güvenlik gelmiş bana. Bizi çekiyorlar. Hocam biz çekecektik. Şakalara gel. Bu koca deniz şehri İstanbul'da. Osmanlı döneminin inşa edilmiş ilk deniz feneri nerede ola ki acaba? Kesin gözümüzün önünde bir yer yine. Günlük koşuşturmacada durmadan geçtiğimiz yollardan birinin üzerinde midir? Öyledir. Burası Ahırkapı Deniz Feneri. Bulunduğumuz yer yani Ahırkapı, Deniz Feneri. Birinci Dünya Savaşı sırasında deniz kışlası olarak kullanılmış. Hayır ya, ne diyorum ben ya? Tamamen yanlış söyledim. Ben de şaşırdım. Fener nasıl kışla olarak kullanılınca 3 asker anca sığar içine. Cümle full yanlış ha. O da aşağıdan yukarı sığar yani. Yani üst üste koy. Bulunduğumuz yer yani Ahırkapı, Deniz Feneri ve çevresi Birinci Dünya Savaşı sırasında kışla arazisi olarak kullanılmış. 1958'de bu meşhur Kennedy Caddesi isimli sahil yolunun yapımıyla birlikte denizden ayrılan Fener'in önünden artık yoğun bir trafik geçiyor. Bir yanı Yeni Kapı'dan Zeytinburnu'na, diğer yanı ise Eminönü'nden Haliç boyuna uzanıyor. Size bugün yerli ve yabancı gemiler için hayati önemi olan ve 1907'den 1995'e kadar kadınların idare ettiği bir kuleden bahsedeceğiz. Ama önce bir nerede, kim tarafından nasıl yapıldığına bakalım. 1755 yılındayız. Hacı Kaptan emrinde bir kalyon denizden Mısır'a ticaret eşyası götürmek üzere yola çıkıyor. Kum kapılarda karaya oturuyor. Eyvahlar olsun. Böyle olunca dönemin padişahı Sultan 3. Osman sadrazamı Said Paşa ile birlikte buraya geliyor. Gemicilerin kurtarılışını izliyor. Olayı da araştıran Said Paşa'ya kurtarılan gemicilerden biri. Eğer buradaki surda bir fener olaydı, her gece kandiller yanaydı. Böylece uzağa giden gemiler ışığı görüp yollarını bulurlardı. Kazaya da uğramazlardı paşam diyor. Sadrazam bunu 3. Osman'a ilettiğinde hızlıca bir karar alınıyor. Bu emirde dönemin en önemli ve yetkili denizcisi Kaptanı Deryası Süleyman Paşa'ya iletiliyor. Ve tam bu sahil yolu üzerinde eski ahşap haliyle İstanbul'un ilk deniz feneri inşa ediliyor. Yüzyıllardır burada olan deniz feneri defalarca kez elden geçmiş. Yani en azından Kırım Savaşı'na kadar birkaç defa yandığı kaynaklarda gözüküyor. Kırım Savaşı'ndan sonra ise müttefik İngiliz ve Fransız gemilerinin de boğazı güvenle geçmesi gerektiği görülünce yeni fenerler eklenmesine karar veriliyor. Ve 1855 yılında da Fenerler İdaresi kuruluyor. Demek böyle böyle iş büyümüş. Ha. Böylece esaslı değişim 1856 yılında oluyor. Osmanlı kıyılarında fenerler kurma imtiyazının Fransız kaptan Marius Michel'e verilmesinden sonra başka fenerlerle birlikte Ahırkapı fenerinin de 1856 yılında yenilenmesi gündeme geliyor.
Burası orijinalinde sur duvarları üzerinde bir kule üzerine inşa edilmiş. Bu arada ilk yeri de burası değil. Önce çatladı kapıdaki sur duvarlarının üzerine. Hani şu ahşap hali. Orada yeniden inşa edildikten sonra da Boğaz trafiğine daha hakim bir yere karar verilmiş. Bu teklifi de Michel Paşa yapmış. Böylece şu an bulunduğu bu yere Kandilli, Yeşilköy ve İzmit fenerleriyle aynı istikamette Gülhane Hastanesi karşısına ve Balıkhane Kapısı yanına inşa ediliyor. Lem, 1857 yılından beri kullanılmakta olan deniz feneri Sultan Abdülmecid tarafından Fransız müteahhitlere taştan yaptırılmış. Varlığını ve güzelliğini geçmişten günümüze taşımış ve kurulduğu günden beri denizcilere buradan bir ışık çakarak kılavuzluk ediyor. İşte buradaki sanat da buydu. Fener deniz seviyesinden 36 metre yükseklikte, kendisi ise 26 metre yükseklikte taş bir kule. O zamanlar kule için Paris'ten 16 mil görüş mesafesinde ve kısa bir süre aydınlattıktan sonra sönen bir fener ışığı getirilmiş. 3. Osman zamanında olması lazım. Fitilli gazya lambası kullanmışlar sanırım. Değil mi? Ondan sonra da LPG ile çalışan parlak ışıklı lambalar kullanılmış. Şu anda 1000 wattlık bir elektrik lambası kullanılıyor. Ne anlatıyorduk ya? Nerede kaldık biz? Kadınlar. Kadınlar. Fener'e 1907 yılında atanan ilk gardiyan Sait Lik. Onun emekliliğinden sonra eşi Zülfiye Lik atanıyor. Fener'i 1995 yılına kadar Lik ailesinin kadınları yönetiyor. Bugün... Pamuk kalbinden taşınıyorum. Bugün nereyi çektik Özden bugün? Bugün Ahırkapı Deniz Fener'ini çektik. Osmanlı'dan beri bizimle olan deniz feneri. Donduk, üşüdük, yorulduk ama değdi. Çünkü mutlu olduk. Hep restorasyonu yapılmamış, neden yenilenmemiş diye üzüldüğümüz mekanların içinde mi hüzünleneceğiz? Biraz da yeni restore edilmiş bir yerde keyif yapalım. Ya gerçekten güzel restore edilmiş. Yani ben de gördüğümde çok mutlu oldum. Evet ya. Mesela korkuluklar orijinali taş. Tarih boyunca betonla onarılmış. Şimdi bu restorasyonda yine özgün haline en yakın şekilde taştan yapılmış korkuluklar. Şerefesi yenilenmiş, güçlendirmesi yapılmış. Yani klasik olması gereken doğru restorasyon. İyi yani, güzel gözüküyordu. Gelip ziyaret edilebilir. Hala çalışıyor zaten. Zaten aktif bir kule. Evet, yaşayan bir fener. Evet ya. Ve zamanında yeri değiştirilmiş. Daha ilerideymiş. Balıkhane kapısı mıydı? Balıkhane kapısının yanında. Şu anki yeri Balıkhane kapısının yeri. Yanı. Evet. Çatladı kapı tarafındaymış. Ahşap haliyle buraya alınmış. Hala kullanılıyor olması çok keyifli. Şeylere benziyor bizim gittiğimiz ilk ibadethaneler. Şimdi cami olarak kullanılıyor ama inanç mekanı sonuçta. Hala devam ediyor varlığına. Onun gibi olmuş. O da bizim fenerimiz de işlevini sürdürüyor aynı şekilde. Ya düşünsene böyle işte 1800'lerde falan. Bakıyor orada işte kaptanı Derya'mız veya işte diğer kaptanlar. Adam gelmiş işte İspanya'dan falan. Orada Kurtuba'dan yüklemiş malını satacak tüccar. Fener'in bir bakıyor, onu... diyor ben diyor fener var burada. Eğer gidersem diyor otururum karaya diyor, gitmiyor. Gitmiyor, feneri görüyor. Bunun için de Sait Paşa'ya selam gönderiyor. Evet, ve rotasını belli ediyor fener. Diyor ki buradan gitmen lazım. Ne güzel. Kaftan satıyor, bir şey satıyor falan oradan getirmiş. Değil mi? Tabii. Ticaret gemisi. Ticaret gemisi. Şimdi işte diğer gemiler bakıyor. Bir sürü ulusa, bir sürü millete hizmet etmiş. Hala da ediyor. Çok uzun zamandır ışık çakıp rota belirlemesi de havalı. Ve teknolojiye ayak uyduran bir fener yani. İlk işte kandil yanıyor, sonra işte gaz yağ, lamba falan derken şimdi 1000 wattlık, değil mi, öyle bir ampul vardı üzerinde. Yani zamana ayak uydurmuş. Dokusunu evet. Korumuş, zamana ayak uydurmuş. Şunu bana cümleyi eğer takılırsam okur musun? Günümüzden itibaren takılırsam. Günümüzde... Takıldı. İlk cümle ya. Bu çok tamam. İyiydi. Günümüzde... Ama bak takılırsam oku dedi. Başlayamazsam demedi. Çünkü takılmak için biraz başlaması gerekiyor. O kadar yorulmuş ve düşünmüşüz ki. Kanalıma hoş geldiniz. Bunları atıyoruz. Attık.
Günümüzde Fener ve Gardiyan binası ulusal miras olarak kıyı emniyetine ve gemi kurtarma işletmeleri genel müdürlüğüne bağlı. Koruma altında. Zaten Sanat Muhabbet, YouTube'un koruma altına girmek isteyenleri tek çatı altında toplayan kanalıdır. Bu meşhur Kennedy Caddesi isimli sahil yolunun yapımıyla birlikte denizden ayrılan Fener'in önünden artık yoğun bir trafik geçiyor. Trafik yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir tane araba geçiyor.